Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Haftanın son yayınında Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Amerika'nın IŞİDle mücadele kapsamında YPG'ye verdiği silah desteğinin Ankara-Washington hattında tansiyonu yükselttiği bir dönemde Türk-Amerikan ilişkileri açısından önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bu kritik görüşmeye dair ayrıntıları Mehmet Sümer aktaracak. Mehmet 40 dakika sürmesi planlanan görüşmeye dair resmi bir açıklama gelmedi henüz ama neler konuşulduğu da az çok tahmin ediliyor diyelim ve sözü sana bırakalım. Beyaz Saray'dan dün akşam yapılan açıklamada Başkan Donald Trump'ın Cuma günü programı duyuruldu ve bu programda günün ilk saatlerinde sabah yerel saatte 9.30'da Başkan Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la senin de söylediğin gibi yaklaşık 40 dakika sürecek bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Daha sonrasında da Güney Kore liderini şu dakikalarda Beyaz Saray'da ağırlıyor Başkan Donald Trump. Görüşmeye ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. İki taraftan da hem Türkiye tarafından bir açıklama yok henüz hem Beyaz Saray'dan bir açıklama yok. Muhtemelen konuşma ilişkin ayrıntılar açıklanacaktır Beyaz Saray tarafından da. Ancak tabii nelerin konuşulduğunu tahmin etmek çok da güç değil. YPG'ye silah vermeye devam ediyor Amerikan yönetimi ve hatta ee, Savunma Bakanı James Mattis bu hafta Brüksel'e giderken gazetede, e, gazetecilerin sorularını yanıtladı uçakta ve Rakko operasyonundan sonra da gerekli görülmesi halinde YPG'ye silah vermeye devam edeceğini söyledi Amerika'nın. Ki bu Türkiye'nin en hassas olduğu konulardan bir tanesi. Şu ana kadar Amerikan yönetimi hep Rakko operasyonu çerçevesinde silah verileceğini, operasyonun sonrasında da geri alınacağını söylüyordu. Dolayısıyla ilk kez e, YPG'yi silahlandırmayı devam edeceğini söylemiş oldu Amerikan yönetimi. Muhtemelen bu konunun gündeme gelmiş olmasını bekliyoruz. Yani YPG'ye silah verilmesi, silah verilmesinin ve teçhizat temininin devam ediyor olması konusu iki lider arasında görüşülen konulardan bir tanesi diye düşünüyoruz. Bir başka konu. Katar'a karşı uygulanan yaptırımlar, başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin Katar'a uyguladıkları yaptırımlar var. Bunlarla ilgili olarak Türkiye'nin ve Amerika'nın pozisyonları, duruşları farklı. Aslında Amerika'nın içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Dışişleri Bakanı Tillerson'ın duruşları ve sergiledikleri tavır da farklılık içeriyor. Şöyle ki, Donald Trump doğrudan, özellikle Twitter'dan verdiği mesajlarda Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin söylemlerine katılıp Katar'ı turizme destek veren ülkeler sınıfında değerlendirdi. Twitter'dan yazdığı mesajlarda. Oysa Rex Tillerson daha ılımlı açıklamalar yaptı şu ana kadar. Diyalog çaresinde bulundu. Hatta Katar'dan talep edilen o 13 maddenin ki bunların arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması da var. Karşılanılması zor maddeler olduğunu söyledi ve tarafları masaya davet etti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Donald Trump'ın da en azından Tillerson'ın çizgisine gelmesi noktasında Katar konusunda telefon görüşmesi esnasında Türkiye'nin kaygılarını, Türkiye'nin fikirlerini ilettiğin, iletmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii eğer süre kaldıysa bu özellikle Suriye ve Katar konusundaki konular görüşmeler haricinde muhtemelen Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin de birinci yıl dönümü yaklaşırken Fethullah Gülen, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda talebini yinelemiştir diye tahmin ediyoruz. Bu da yine gündeme gelmiş olmasını beklediğimiz konulardan bir diğeri. Ve gelelim seyahat yasağına. Yüksek mahkemenin yasan kısmen uygulanması kararının ardından dün akşam saatlerinde yasak yürürlüğe girdi. Havaalanlarında neler yaşanacağı merak ediliyordu. Sen de oradaydın. Birebir tanıklık ettin. Neler yaşandı? E, sakin geçti açıkçası. Yani söz konusu seyahat yasasıyla ilgili ilk kararnamenin imzalanmasının ardından havalimanlarında ciddi bir kaos olmuştu. Çünkü hemen o dakika uçaklardan inip Amerika'ya girmek isteyen yolcular vardı. Gümrük görevlileri tam olarak ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Alınmayanlar oldu. Ciddi protesto gösterileri gerçekleşti. E, o tarihte hatırlanacağı üzere. Ancak bu defa durum daha sakindi. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar ikinci yasakla ilgili Karardı. Dolayısıyla 6 ülke vatandaşları, bunlar Sudan, Somali, Suriye, Yemen, e, Libya ve İran vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin girişinin. ...kısmi olarak engellenmesiyle ilgili bir e, karardı. Ve mevcut vize sahipleri yani Amerika'ya gelmek için vizesi olanları kapsamayan bir karardı. Dolayısıyla vizesiyle uçağa binip buraya gelenler dün akşam Amerika'daki şehirlerde, havaalanlarında, ülkeye girişte bir sıkıntı yaşamadılar. E, evet ben de Dolus havaalanındaydım Washington'da, e, buradaki uluslararası havaalanında. E, orada da bir problem yaşanmadı ancak her ihtimale karşı e, gönüllü avukatlar vardı havalimanında. Olası bir problemle karşılaşılması halinde bu bahsettiğimiz 6 ülke vatandaşlarından bir kısmının ülkeye girişte sorun yaşaması halinde müdahalede bulunmak üzere gönüllü avukatlar vardı. Bundan sonrasında ama problemlerin olması bekleniyor. Havaalanlarında değil ama vize taleplerinde problemlerin olması bekleniyor. Şöyle ki çünkü Amerikan Anayasa Mahkemesi nihai kararını Ekim ayında verecek. Ancak o zamana kadar yürürlükte kal olmak üzere bir karar verdi ve dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'ne bu az önce saydığım 6 ülkeden gelecek olan kişilerin Amerika ile mutlaka bir akrabalık bağlarının olması gerekiyor ya da ticari bir ilişkilerinin veyahut eğitimle ilgili bir ilişkilerinin olması gerekiyor ve bu akrabalık ilişkilerini de detaylandırdı. Bunu daha önce hatırlatmıştık yine ama hatırlatmak, tekrarlamakta fayda var. Amerika'da ee, anneniz babanız yani birinci dereceden akrabalarınız e, kız kardeşiniz erkek kardeşiniz üvey kardeşleriniz varsa e, damadınız gelininiz varsa o zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne gelebiliyorsunuz ama amcanız dayınız halınız anneanneniz e, dedeniz büyükanneniz, anneniz büyük babanız varsa o zaman bunu akrabalık bağını yeterli görmüyor e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve e, vize verilmesine izin vermiyor benzer şekilde eğer iş yapmak üzere Amerika'ya gelmek niyetindeyseniz o zaman da vize alabilmek için mutlaka hali hazırda Amerika'daki bir ticari kurumla iş ilişkinizi göstermeniz, belgelemeniz gerekiyor. Ya da eğitim almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmek istiyorsanız yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eğitim kurumuyla aranızda bir bağ olduğunu gösteren belgeleri vize almak için Amerikan Konsolosluğu'na, Büyükelçiliğine sunmanız gerekiyor. Bunlardan hiçbirisi yoksa yani Saydığım şekilde bir akrabalık bağınız yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir ticari ilişkiniz yoksa, bir eğitim ilişkiniz, eğitim bağlantınız yoksa o zaman 90 gün süreyle bu ülke vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'nden vize alması mümkün olamayacak. Benzer şekilde 120 gün süreyle e, bu ülkelerden yani Suriye, Sudan, Somali, e, Libya, İran, ve Yemen'den Amerika Birleşik Devletleri'ne 120 gün süreyle göçmen de kabul edilmiyor şu anda kabul edilmeyecek. E, nihai karar söylediğim gibi Ekim ayında verilecek. Amerikan Anayasa Mahkemesi bu konuyu gündemine almayı kararlaştırdı. Ancak Ekim ayında görüşecek ve Ekim ayında yasağın tamamıyla yani herhangi bir akrabalık, işte ticari, iş ilişkisi falan gibi kriterler olmadan doğrudan bu 6 ülke vatandaşlarına yasak getirilmesi mümkün müdür Amerikan Anayasası'na göre yoksa değil midir? Bunu Ekim ayında görüşüp karara bağlamış olacak. Mehmet Sümer hem Erdoğan-Trump görüşmesinin hem de kısmen yürürlüğe giren seyahat yasağının ayrıntılarını aktardı. Teşekkürler Mehmet. Washington, Amerika'daki hava alanlarına yapılacak bütün yabancı uçuşlarda güvenliğin artırılmasını talep etti. Ancak şimdilik dizüstü bilgisayarlara yönelik yasak genişletilmiyor. Yeni önlemlerin 105 ülkede 280 havaalanını etkilemesi bekleniyor. Uçak yolcuları artık daha fazla tarama, kişisel elektronik aygıtların daha fazla incelenmesi, uçak ve terminallerde daha fazla güvenlikli, daha fazla eğitimli köpeklerin bomba ve kimyasal aramasına görebilir. İç Güvenlik Bakanı John Kelly, yeni önlemlerin önümüzdeki birkaç ay içinde yürürlüğe gireceğini söyledi. Düşmanlarımız patlayıcı geliştirmek ve uçak kaçırmak için yeni insanlar bulmak amacıyla yeni metotlar geliştiriyor. Uluslararası ortaklarımızla, sanayi liderleriyle ve özel sektör temsilcileriyle görüştüm. Benim vardığım sonuç, uçuş güvenliğinin daha da arttırılması zamanının geldiği yönünde oldu. Şimdilik İç Güvenlik Bakanlığı dizüstü bilgisayarlar konusundaki yasağı genişletmiyor. Dizüstü bilgisayarlar IŞİD'in uçaklara bomba yerleştirmeye çalıştığı yönündeki istihbaratın ardından 8 Orta Doğu ve Afrika ülkesinden kalkan uçuşlarda yasaklanmıştı. Amerikalı yetkililer yasağı Avrupa'ya da genişletmeyi planlıyor ancak bazı hava yolları buna direniyor. Yeni güvenlik önlemleri 105 ülkede 280 havaalanında yürürlüğe girecek. Söz konusu havaalanlarından Amerika'ya günde ortalama 325 bin kişi uçuyor. Yabancı hava yollarına yeni önlemlere uymaları için 120 gün süre verildi. 21 günde elektronik aygıtların taramalarının güçlendirilmesi için tanındı. İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri başarısızlığın ek güvenlik kısıtlamaları getirebileceğini bildiriyor. Bu kısıtlamalara ceza uygulaması ya da uçağın Amerika'daki havaalanlarından geri döndürülmesi de dahil. sırada Amerikan basından özetler var. Dilgeti Maç'ın haftanın son iş gününde Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları özetleyecek. Sen dinliyoruz Dilge. Özlem Amerikan basınına New York Times'a başlıyoruz. New York Times bugün Başkan Trump'ın MSNBC kanalında yayınlanan sabah programı Morning Joe'nun sunucularından Mika Brzezinski ile ilgili aşağılayıcı Twitter mesajını gündeme taşıyor. Times mesajların hem demokrat hem de cumhuriyetçi çevrelerin büyük tepkisini çektiğini yazıyor. Gazete Trump'ın kadınlara karşı olumsuz tavırlarının başkan adaylığını geçen yıl neredeyse rayından çıkardığını, başkanın bu huyunun şimdi yeniden gündeme geldiğini yazıyor. Habere göre attığı bir dizi Twitter mesajında sunucu Mika Brezezinski'ye düşük IQ'lu Deli Mika programı diğer sunucusu Joe Scarborough'a ise Psikopat Joe dedi ve Florida'daki malikanesinde verdiği yılbaşı partisine katılan Brzezinski'nin yüzünün estetik ameliyat nedeniyle çok kötü kaladığını yazdı. Gazete Trump'ın 5 ay aradan sonra cinsiyet ayrımcılığı konusundaki sessizliği bozduğunu, kadınları yeniden yaş, dış görünüş ve zeka kapasitesi üzerinden aşağılamaya başladığını kaydediyor. Susan Collins ve Lisa Murkowski gibi Cumhuriyetçi kadın senatörler Trump'a anında tepki vererek bu tavrına acilen son vermesi ve başkanlık platformunu insanları bir araya getirmek için kullanması gerektiğini belirtti. Mika Brzezinski'nin mensubu olduğu ve CNBC kanalından yapılan açıklamada ise bir Amerikan başkanının işini yapmak yerine yalanlara, kabadayılığa, kişisel saldırılarla zorbalığa kalkışmasının ...son derece üzücü olduğu belirtildi. New York Times'ın ana sayfada yer verdiği haberlerden biri de... ...Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi tarafından öne açılan seyahat yasağı ile ilgili. Gazete çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkenin vatandaşların Amerika'ya girişini engelleyen yasağın... ...sadece yakın aile fertleri için geçerli olmadığını bildiriyor. Buna göre anne babalar, kayınvali ve kayınpederler yakın aile olarak tanımlanıyor ancak anneanne, babaanne ve dedeler kapsam dışı bırakılıyor. Üvey kardeşlerin ve ayrı anne ya da babadan kardeşlerin Amerika'ya girişine izin verilirken yeğenlerin giriş yapması engellenecek. Trump yönetimi dün yakın akraba kapsamına son anda evlenmek üzere nişanlanan çiftleri de ekledi. Washington Post'a milyonlarca Amerikalı'nın sağlık hizmetleri yasa tasarısının yaşamlarını nasıl etkileyeceği konusunda kaygılı bir bekleyiş içinde olduğunu yazıyor. Gazete, dal sendromu ve kalp deliği gibi birçok ciddi sağlık sorunları olan 2 aylık bir bebeğin ailesini, ellerindeki şiddetli romatizma nedeniyle çalışmayı bırakmak zorunda kalan bir dişçiyi, prematüre doğduğu için hayat boyu bakıma ihtiyacı olan 6 yaşındaki bir çocuğun ailesini mercek altına almış. Özellikle dal sendromu gibi doğuştan gelen ve hayat boyu yeni sağlık sorunlarına yol açacak rahatsızlıkları olan çok sayıda Amerikalı sağlık tasarısından olumsuz etkilenmekten korkuyor. Rehabilitasyona giren uyuşturucu bağımlıları da aldıkları desteği kaybetme konusunda endişeli öte yandan çok az maaş alan ya da full time çalışmayan çok sayıda Amerikalı ise sağlık sigortası satın almaya bütçe ayıramamaktan kaygılı. Amerikan basından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende özlem. Teşekkürler Dilge. Amerikan basından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Amerika'nın YPG'ye silah yardımı yapma kararı Türk-Amerikan ilişkilerinde gerilme yol açmış durumda. Amerikalı yetkililerin verdiğimiz silahları iş bittikten sonra geri alacağız açıklaması Türkiye'yi tatmin etmedi. Bunun yanı sıra Savunma Bakanı Jim Mattis'in Rakka'nın kurtarılmasından sonra da YPG'ye silah yardımına devam edecekleri yolundaki sözleri Ankara'da Amerika'nın niyetleriyle ilgili mevcut şüpheleri daha da artırdı. Türk Miras Vakfı adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği Suriye konulu toplantıda da uzmanların en çok üzerinde durduğu konu Türkiye ile ABD arasındaki YPG anlaşmazlığıydı. Toplantıyı Mehmet Toroğlu izledi. Türk Miras Vakfı'nın Washington'da Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlediği toplantıda hem Türkiye ile Amerika arasında yaşanan YPG anlaşmazlığı hem de özellikle Rakka operasyonu ışığında Suriye'de bundan sonrasına ilişkin senaryolar masaya yatırıldı. Hudson Enstitüsü uzmanı Michael Doran, Amerika'nın Suriye'de IŞİD sonrasına yönelik net bir vizyona sahip olmadığı görüşünü dile getirdi. Dorun, YPG'ye silah desteğini yanlış bulduğunu da belirtti. Yönetimin birinci önceliği IŞİD'in hızlı biçimde yenilgiye uğratılması. Bu onları Türklerle ilişkilerde zor bir duruma sokuyor. Çünkü Obama yönetimi zaten YPG'yi silahlandırma ve bu örgütü RAKKA'nın IŞİD'den temizlenmesinde ana unsur olarak kullanma yönünde ilerlemişti. Trump da bu politikayı devam ettirme kararı aldı. Benim kişisel görüşüm bunun bir hata olduğu yönünde. Türk hükümetinin YPG ile ilgili dile getirdiği kaygıları paylaşıyorum. YPG silahlandırma, eğitme ve donatmada ve onların toprak kazanmasına yardım etmede daha derinlere indikçe Türkleri de o kadar bizden uzaklaştırdığımızı ve Ruslara yakınlaştırdığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla eğer hedef Rus-İran ittifakını geri püskürtmekse bence Türklere el uzatmalıyız. Burada tam olarak net olmayan nokta şu. Amerika'nın IŞİD yenilgiye uğratıldıktan sonra siyasi çözüme dair nasıl bir vizyon taşıdı? Bence hiç kimse bu sorunun yanıtını bilmiyor. Bu Amerikan stratejisindeki zafiyetlerden biri. Gelişmelerin seyrine dair bir vizyon ortaya koymaya başlamadık. IŞİD'den sonra Rakka'nın idaresine dair vizyonu bile bilmiyoruz.'' Türklere burasının Kürtler tarafından idare edilmeyeceği teminatını verdik ama Esad rejiminin Rakka'nın idaresinde bir role sahip olup olmayacağı ucu açık bir soru. Buna nihayetinde müsaade etmeyeceğimizi varsayıyorum. Çünkü Esad rejimi beraberinde İran'ı getirecektir. Irak'ta Kaym'dan sonra Suriye'de ez-Zor'a kadar uzanan ve hala büyük kısmı IŞİD'in kontrolünde olan bölgeden Ruslar ve İran'ı uzak tutmak için elimizden geleni yapmalıyız. Umarım stratejimiz budur. Ulusal Savunma Üniversitesi'nden Deniz Natali de Suriye ve Irak'taki Kürt bölgeleriyle ilgili atılacak adımların Türkiye gibi bölgenin güçlü aktörleriyle müzakere edilmesi gerektiğini söyledi. Natali, PKK ile ilgili de önemli tespitler dile getirdi. Suriye ve Irak'taki Kürtler kara ile kuşatılmış durumda. Bu da şu anlama geliyor. Oralarda atılacak her adım bölgedeki çok daha güçlü aktörlerle müzakere edilmek zorunda ve bunların başında da Suriye ile 900 kilometrelik sınırı paylaşan Türkiye geliyor. Mart ayında bölgeye yaptığım bir ziyarette öğrenciler ve gençlerle konuşmuştum. Kuzey Irak'taki bazı gidişatlar biraz endişe verici nitelikte. PKK konusuna sadece Türkiye'ye karşı bir grup olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda bir başka Kürt grubuna karşı bir grup. Mesut Barzani'ye ve Kürdistan Demokrat Partisi'ne alternatif oluşturma gayreti var. Bu güç mücadelesinin derinliği hafife alınmamalı. Kuzey Irak'ta bölgedeki Kürt yönetiminden hoşnut olmayan ve bir alternatif arayan birçok gencin PKK'ya katılma kararı aldığı örnekler var. PKK'yı KDP'ye meydan okuyabilecek alternatif bir milliyetçi grup olarak görüyorlar. Bu arada konuştuğum birçok Suriyeli Kürt onları sonsuza kadar bölgelerinde istemiyor. Onlara güvenlik için ihtiyacımız var çünkü IŞİD'e karşı savaşıyorlar ama tehdit sona erdiğinde ayrılmalarını istiyoruz diyorlar. Ama ayrılırlar mı? Sanmıyorum. Bavullarını toplayıp buyurun silahları geri veriyoruz çok teşekkür ederiz deyip gitmeyeceklerdir. Bölgede şu anda insanların umrunda olan ideoloji değil, maaşları kimin ödeyeceği. İşte Türkiye burada çok önemli bir rol oynayabilir. Suriye'de IŞİD sonrası istikrarın sağlanması çalışmalarının Türkiye'siz yürütebileceğini düşünemiyorum. 1990'larda Kuzey Irak'taki çekiç güç operasyonu bile Ankara'sız yürütülemezdi ve bu seferki sınır çok daha büyük. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi ve askeri işlerden sorumlu eski bakan yardımcısı Mark Kimmitt de Türkiye ile Amerika arasında YPG meselesinden kaynaklı taktiksel anlaşmazlıkların bulunduğunu ama iki ülke ilişkilerinin karşılıklı alışveriş ilişkisi olmadığını söyledi. Kimit, Amerikan askerlerinin YPG armaları giyerken göründüğü fotoğrafları da eleştirdi. Bunun işi de karşı savaşa katkı sağlamadığı görüşünü dile getirdi. Ordularımız arasında Türkiye'nin NATO üyesi olduğu tarihe kadar uzanan köklü bir ilişki mevcut ve bu ilişkiler hala güçlü bu sadece savaşın sonuna kadar sürecek bir alışveriş ilişkisi değil. Tam tersi sahada yaşadığımız sorunların ve görüş ayrılıklarının bu uzun vadeli ilişki içerisinde çözüm bulacağını umut ediyoruz. Savaşlarda asla kusursuz bir çözüm olmaz. Bu savaşın doğasında yok. IŞİD'i askeri yenilgiye uğratmak işin kolay kısmı. Esas olan sonrasında ne olacağı. Hem Dennis Natali hem de Michael Doran, PYD'nin Esad rejimiyle ilişkilerini sonlandırmadığına dikkati çekerek ileride rejimle toprak anlaşması yapabilecekleri ihtimalini dile getirdiler. That is absolutely my fear from an American point of view. Amerika açısından baktığımda bundan kesinlikle endişeliyim. YPG'yi silahlandırarak, eğiterek ve donatarak, nihayetinde onları Rusya ve İran'ın kucağına atacağımız hissiyatını taşıyorum. Esad karşıtı bir örgüt değiller. IŞİD'i hızlı biçimde yenilgiye uğratmak için yerel güçlerle yaptığımız taktiksel uzlaşmalar bizi stratejik olarak uzun vadede zora sokacak. Sahada Sünni Arap müttefiklerimiz olmalı. Rakka'da maaşları ödeyebilecek, çıkarlarımızı paylaşan güvenilir dış ortaklar bulamazsak çıkarlarımızı paylaşmayan biri gelir ve maaşları öder. Ya da IŞİD ikiye sahip oluruz. Dolayısıyla bölgedeki rolümüze, bölgedeki düzene dair vizyonumuz hakkında çok daha kapsamlı bir fikir çalışması içine girmeliyiz. Türkiye, Trump yönetimi göreve başladığında YPG'ye destek konusunda Amerika'nın bir politika değişikliğine gidebileceğinden umutluydu. Ama şu ana kadar görünen Obama dönemindeki politikaların devam ettiği yönünde. Her hafta hatta hemen her gün sıcak bir gelişmenin yaşandığı Suriye'de bundan sonraki süreçteki gelişmelerin Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde de önemli yansımalarının olacağına kuşku yok. Mehmet Toroğlu Amerika'nın Sesi Washington. Irak kuvvetleri IŞİD'e karşı Musul'da birkaç gün içinde nihai bir zafer bekliyor. Ancak uzmanlar askeri zaferin bölgede uzun süreli bir barış için yeterli olmayacağı görüşünde. Uzmanlar Bağdat'a bölgedeki çeşitli gruplarla işbirliğini geliştirmek için çalışması yönünde çağrı yapıyor. Musul'un doğusunda yaşayan halk 3 yıl aradan sonra IŞİD'den bağımsız olarak bayramı kutladı. Musul'un batısındaki akrabalarımıza güvenlik güçlerinin onları kurtarmaya geldiklerini söylemek istiyoruz. Yani korkmayın ve onlarla işbirliği yapmaktan çekinmeyin. Allah'ın izniyle IŞİD'den kurtulacaksınız. Irak kuvvetleri IŞİD'in elinde kalan son bölge olan Musul'un tarihi merkezine doğru ilerliyor. Eski kentten dumanlar yükseliyor. Bölgedeki savaş zor çünkü eski kentte nüfus yoğunluğu çok fazla. Şu ana kadar binlerce aile kurtarıldı. Operasyon ilerliyor ancak sivillerle askerleri korumak için ilerlerken çok dikkatli önlemler almak gerekiyor. Ancak kayıp haberleri geliyor. Kızlarım kuşatma altındaydılar. Bir hava saldırısında ev vuruldu ve kızlarımı kaybettim. Onlara gitmek istiyorum. Belki de yaşıyorlardır. Zorluklara rağmen Bağdat, kentin her an ele geçirilebileceğinden emin. Uzmanlar IŞİD'i askeri açıdan yenmenin Musul'a kalıcı barış getirmeyeceğini düşünüyor. Brookings Enstitüsü uzmanı Michael O'Hanlon, kenti yöneten ve koruyanların bölgedeki bütün etnik ve mezhep gruplarını kucaklamasının önemini vurguluyor. Çünkü böyle bölünmüş toplumlarda kimse birbirine güvenemiyor ve birlikte çalışmıyor. Güveni yeniden tesis etmek, işbirliği yapmak gerekiyor. İşbirliği üzerinde çalışmak şart. Bunu hemen sağlamak çok zor. Musul'un düşmesi Irak'ta IŞİD halifeliğinin sona ermesi anlamına geliyor. Örgüt Rakka'yı da kaybedecek gibi görünüyor. Bununla birlikte IŞİD, Irak ve Suriye'de hala geniş alanlarda kontrolü elinde tutacak. Serhan Akif Ak Yıldız, Amerikanın Sesi, Washington. Güneş enerjisi Ürdün'de her gece gökyüzünü aydınlatıyor ve elektrik kaynağı olmayan bir mülteci kampında yaşayan 20 bin mülteci için hayatı kolaylaştırıyor. Azrak yurdundaki en büyük ikinci Suriyeli mülteci kampı 2 yıl önce açıldığından bu yana kamp sakinleri herhangi bir elektrik kaynağı olmadan yaşıyordu. İkiye Vakfı tarafından finanse edilen yeni güneş enerji tesisi bu durumu değiştirecek. It means the world to refugees that obviously are here in the camp. Kampta kalan ve elektrik erişimi olmayan mülteciler için bu bir arz demek. Güvenlik için geceleri korunmak için, sıcak yaz günlerinde klimanın serinletmesi için ya da kışın soğuk aylarında ısınmak demek. Ferhan Nazal elektrik kaynağına sahip olmanın özgürlük anlamına geldiğini söylüyor. Elektrikten önce istediğimiz gibi gidip gelemezdik. Güneş battıktan sonra evlerimize hapsolurduk. Artık elektriğimiz var. Komşularımıza gidebiliyoruz. Akşamın tadını çıkarabiliyoruz. Komşularımız da bize gelebiliyor. Çok daha eğlenceli, keyif alıyoruz ve daha mutluyuz. Ana Sahmet'e göre en önemli faydası o olmasa da çocuklar televizyon izleyebiliyor. Öğrencilerden başlarsak, mesela benim çocuklarım artık aydınlıkta ders çalışabiliyor. İkincisi, karavanın içi çok sıcak oluyordu ama artık klima var. Hatta artık buzdolabımız bile var. Dolayısıyla da soğuk suyumuz var ve yiyeceklerimizi uzun süre saklayabiliyoruz. Bir de çamaşır makinesi. Daha önce ben su taşırdım, eşim de çamaşırları elinde yıkardı. Şimdi hayat onun için çok daha kolay. Tesisin yapımı güneş panellerini kurmak üzere eğitilen ve işe alınan 50 mülteciye de iş imkanı sağladı. Bu mülteciler tesisin bakımı ve işletmesini yürütecek ve mülteci kampı dışında da iş bulmalarını sağlayacak beceriye sahip olmayı büyük ayrıcalık sayıyor. Serhan Akif Ak Yıldız Amerika'nın Sesi Washington Sanal gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı sektörlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Artık müzeler ve sanat galerileri sanal gerçeklik gözlükleri ve başlıkları sayesinde ziyaretçilerini farklı mekan ve zamanlara yolculuğa çıkarabiliyor. Londra'da sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanarak 178 yıl öncesine ait bir fotoğraf sergisi yeniden canlandırıldı. Sergiyi ziyaret edenler bilgi çağının doğuşuna tanıklık ediyor. Sanal gerçeklik bizi görsel olarak yapay bir dünyaya taşıyabiliyor. Ancak dokunsal tecrübe için daha birkaç yıl beklememiz gerekiyor. Öte yandan duvar ve mobilya gibi bazı nesneler sanal dünyaya yansıtılabiliyor. Bu sıradan odayı sanal gerçeklik gözlükleri ve başlıklarıyla gezen ziyaretçiler aslında 19. yüzyılda düzenlenmiş ve o dönemin son teknoloji ürünlerini tanıtan bir fotoğraf sergisini geziyor. I thought this could be um, bu serginin yeniden ziyarete açılmasının ilginç olacağını düşündüm. Çünkü bu sergi günümüzde kullanılan diğer görüntüye dayalı teknolojilerin nasıl doğduğunu ortaya koyuyor. İlk olarak 1839'da Birmingham kentinde açılan sergide tarihin ilk fotoğraf baskılarından bazıları tanıtılmış. Bugün bu fotoğraflar tanınmayacak kadar solmuş. Ancak bilim insanları fotoğrafları yeniden oluşturmayı başarmış. All we had Elimizde sadece sergilenen şeyleri listeleyen mektup ve fatura parçaları vardı. Ziyaretçiler her fotoğrafı sanal olarak ellerine alıp yakından inceleyebiliyorlar. Ziyaretçiler aynı zamanda birbirlerini hareket eden beyaz gölgeler olarak görüyor ve böylece çarpışmalar önleniyor. Sanal sergide o dönemde teknolojik gelişmelere karşı yapılan protesto gösterilerine ait ses kayıtları da yer alıyor. Camların kırılmasını ve hatta şömineden gelen odun çıtırtılarını bile duymak mümkün. Çok beğendim. Tarihi bugüne yansıtmak harika bir fikir. Ayrıca seçilen sergi de çok güzel. Fotoğraf sergilerinin doğuşunu gösteriyor. Aynı zamanda dünya genelinde sanatı nasıl etkilediğini de görüyorsunuz. Empresyonizmin doğuşuna tanıklık ediyoruz. Sanatçılar sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde tarihin kaybolmuş sanat eserlerini tanıma fırsatı yakalamaktan memnun görünüyor. Alpaslan Esmer, Amerikanın Sesi Washington. Haftanın son yayını da böylece tamamlıyoruz. İnternet adresimiz amerikaninsesi.com Haftaya yine Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan maddeleriyle Washington'dan karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.